Origin kuzeyinde neredeyse kuzey kutbuna dokunacağımız bir noktadayız ve hava sıcaklığı yer yer -20 derecenin de altına düşüyor. Burası şu anda benim ayaklarımla bastığım yer tamamen donmuş bir göl ve Mart ayının her sene Kasım Aralık'tan itibaren Mart ayı sonuna kadar burada motor sporlarına açık bir alan olarak kullanılıyor ve hemen yanı başında da bir havalimanı var. Ama Mart ayının ortalarından itibaren buradaki hava sıcaklığı arttığı için üzerinde durduğum yer eriyor, buz eriyor ve burası tamamen göl açığa çıkıyor. Şimdi ESP'si olmayan ve ABS'si olmayan bir araçla buz üstünde aracı kullanmaya çalışacağım. Tamamen donmuş bir göl. Çok tehlikeli tabii. ESP ve ABS'siz bir araçla normal bir trafikte zaten bunları yapamazsınız ve yapmayın ama böyle bir göl üzerinde de son derece tehlikeli. Bakalım ne olacak şimdi. Değerli izleyiciler, Türkiye'den çok uzak bir noktada, Norveç'in de hatta kuzeyinde bir yerde, Geilo bölgesinde bir havalimanının yanı başındayız. Ve donmuş bir göl var birkaç metre ileride. Arkamda bir Golf R, hemen onun arkasında bir Beechcraft, dünyanın kendi segmentindeki en iyi uçaklarından bir tanesi. En sevdiğimiz iki şeyi, otomobilleri ve uçakları yan yana koyduk. Vedat Uygun yanımda, Volkswagen Binek Otomobil Genel Müdürü. Merhaba Vedat Bey. Merhabalar Hakan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Keyifli bir sürüş yaptık biraz önce gölün üzerinde, donmuş göl üzerinde. Güzel bir deneyim. Daha önce pek çok defa dünyanın farklı yerlerinde yapmıştım ama buradaki pisti çok sevdim. Golf R ne zaman Türkiye'ye gelecek ve Golf R'la ne yapmayı planlıyorsunuz? Hedefiniz ne Türkiye'ye getirirken? Golf R en azından Golf teknolojisinin nereye kadar gidebileceğini gösteren bir araç. 4 çeker 255 beygir gücünde sportif bir araç. Volkswagen ürün gamını gün geçtikçe genişletiyor. Sportif alanına biraz daha kayıyor. Onun yanı sıra işte aile otomobilleri, şirket otomobilleri alanında da genişliyor. Hızla genişleyen bir ürün gamı var. Bu da son örneklerinden bir tanesi. Çok tutulacağına inandığımız bir araç. Geride bıraktığımız dönem otomobil markaları arasında en çok satmak konusunda bir yarış vardı. Fakat siz bu yarışa bir taraftan devam ederken kalite ve müşteri memnuniyeti konusunda da ayrı bir yarışın içindesiniz. Orada da çarpıcı bazı sonuçlar aldığınızı biliyorum. Onları paylaşır mısınız bizimle? Evet, dediğiniz gibi özellikle bu yıla çok iyi başladık. İlk iki ayda ikinci sırada tamamladık ama bizim için mühim olan müşterimizin gönlünde bir numarada olmak. Yoksa pazar sıralaması günün şartlarına göre sık sık değişen bir şey ama kalıcı olan müşterinin gönlünde bir numara olmak. Son yaptığımız pazar araştırmalarında hem marka bilinirliği hem fayda fiyat dengesi açısından müşterinin gönlünde bir numara olduğumuzu görüyoruz. Bizi de bu çok mutlu ediyor. Bu sene kaç tane Golf R satmayı planlıyorsunuz Türkiye pazarında ve yaklaşık fiyatı ne kadar olacak aracın? Golf R pazarı, Golf R segment çok büyük bir segment değil Türkiye'de. Toplam şu anda zaten 100 civarında araç satılıyor bu segmentte. Ama Golf bu segmenti hemen hemen iki misli büyütecek gibime geliyor. Onun en büyük nedeni de hem araç çok iyi, hem 4 çeker, rakiplerinde 4 çeker olan az. Hem de motor 2 litre olduğu için vergi avantajı var. 49.500 Euro'dan başlayan fiyatlarla piyasaya sunuyoruz ki rekabete göre çok iyi fiyat. Dediğim gibi 50-100 civarında bir Golf R satacağımıza inanıyorum. Bu sene başka hangi otomobilleri Türkiye'ye getireceksiniz, ithal edeceksiniz Golf R dışında? Bizim zaten yürüyen ürünlerimiz devam ediyor. Biz, aile çok yenilendi. İşte Golf, Polo'su,
Passat CC Tiguan'ı arka arkaya geldi. Bu sene öncelikle önümüzdeki aylarda Haziran başından itibaren yeni Touareg piyasaya sunuyoruz. O da çok şık bir araç oldu. Fotoğraflarını yayınladık. Hemen onunla birlikte Polo GTI gelecek. Polo GTI'da yine 1.4 litre 170 beygir bir araç. O da vergi avantajlarıyla segmentinin en iyi fiyatlı araçlarından birisi olacak. Onun arkasından model yılıyla birlikte Touran, yeni Touran gelecek. O da tam bir aile otomobili. Biz Touran'a bugüne kadar çok satış anlamında önem vermemiştik ama yeni Touran'da 1.6 dizel motorla birlikte ciddi başarı yakalayacağını umuyorum. Yıl sonuna doğru da diğer modellerle birlikte devam edecek. Volkswagen'in bu ürün sunuş temposu uzun süre devam edecek. Biz de test sürüşümüze devam edelim Doğmuş Göl üzerinde. Hava sıcaklığının Norveç'te ne kadar olduğunu söyleyeyim. Birkaç gün öncesinde -28 derecelerdeydi. Mart ayında bu test sürüşünü gerçekleştirdiğimiz, artık neredeyse Mart'ın ortasında olduğumuzu söyleyelim ama bunca kuzeye, bu kadar kuzeye çıkınca hava koşulları çok farklı oluyor. Şimdi Doğmuş Göl üzerinde araç kullanmaya devam edeceğiz.